Kur'an-ı Kerim'de zor sayfa yok hocam. Ama bizim telaffuzumuza ağır gelen ve bizim zihin dünyamızda bu sayfa zordur diye şartlandırdığımız sayfalar vardır. Kodlama yapmak için hafızların şöyle bir şey de var, tavrı var. Ben takılıyorum diyor. Ben çok takılıyorum hocam diyor. Ama şimdi şöyle düşünelim. Bir hafız var, hiç takılmıyor. Yani müşabih ayetleri bilen bir adam nasıl takılmaz hocam? Takılmıyorsa o adam zayıf hafızdır yani. Evet. Çünkü sizin okumuş olduğunuz sayfa kadar müşabih ayetler de kodlamışsınız. Orası da burası kadar kuvvetli. Dolayısıyla ben hep şunu diyorum. Kodlamaların birinci özelliği yavaş okumaktır. İkinci özelliği takılmaktır hocam. Evet. Takılıyorsa bir adam takılmaktır. Bak bir adam takılıyorsa bizim için daha iyi hafızdır. Takılmıyorsa zayıftır. Tabii takılmıyorsa zayıftır. O yüzden bakın hafız olmayan hocalarımız hiç takılmaz genelde. Niye? Hep aynı yeri okuyor. Evet, aynı yeri okuyor. Hiç müşabih ayeti yok kafasında onunla ilgili. Evet. Ama hafızlar daha çok takılıyor. Bir de şu var burada müşabih ayetlerle ilgili. Hafızlar takıldığı müşabih ayetlerin neresi olduğunu da bulamıyor. O problem. Orası problem. Ama şu problem değil. Bir hafız okuyor, takılıyor, başka yere geçiyor ama nereye geçtiğini biliyor. Ben 17'ye geçtim. Ben 23'üne geçtim gibi söylüyorsa bizim için makbul hafız budur zaten. Kendi yanlışını düzeltebiliyorsa. Yani ben şuraya geçtim bugün. Ama kendi okuduğu yeri bilmiyor, geçtiği yeri hiç bilmiyorsa biraz kodlama eksikliği var diyebilirim. Hafızında sıkıntı var. Var, evet var.